Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bu zor süreçlerde inşallah hep beraber teenniyle ve aklı selimle bu süreçleri atlatacağız. Türkiye'de özellikle son bir hafta içerisinde yaşadığımız kurlardaki aşırı yüksekliğin vatandaşımızın üzerinde oluşturduğu, özellikle alım gücü bakımından oluşturduğu etkilerin farkındayız. Ekonomiyle ilgili her meseleyi bütün detaylarıyla biliyor, takip ediyor ve bunlarla ilgili tedbirlerimizi sadece güncel olarak değil, uzun vadeli tedbirlerimizi de alarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim özellikle son dönemlerde Türkiye ekonomisinde çok önemli bir aks değişikliğine, makas değişikliğine gidildiğini hep beraber izliyorsunuz. O da şudur, Türkiye üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı, yani reel ekonomiyi esas alan bir kalkınma modelini ve ekonomik modeli uygulamaya koymuştur. Pandemi şartlarının ağır baskısına rağmen Türkiye'nin 2021 yılında inşallah %9-10 aralığında büyük bir büyümeyi ortaya koyacak olması da bu tezin ne kadar doğru olduğunu ispat etmiş olan önemli bir gelişmedir. Dünyanın birçok yerinde tedarik zincirleri kırılırken, insanların temel maddelere, gıda maddelerine bile ulaşımda zorluk çekerken, vakti zamanında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye bu süreci mümkün olan en düşük hasarla, en ufak hasarlarla atlatmak için gayret ediyor. Sonuçta bir ülkenin ekonomisinin gücü sadece bir tek bir iki rakama bakarak değil, sadece dönemsel bazı gelişmelere bakarak değil, o ülkenin üretim gücü ve kapasitesine bakarak değerlendirilir. Türkiye bugün milli savunma sanayinden işte makine ve teçhizata kadar birçok alanda uluslararası piyasalarda mallarını, ürünlerini satabilecek, rekabet edebilecek güçlü bir ülke konumuna doğru gelmiştir. Türkiye'de yaşanmış olan bu son dönemdeki spekülatif gelişmeleri de kayda geçiyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim. Bir iktisatçı olarak şu yaşadığımız gelişmenin hiçbir rasyonel gerekçesi yoktur. Şöyle bir sebep oldu da bu sebepten dolayı bu kadar büyük bir spekülasyon ortaya çıktı diyebileceğimiz hiçbir ekonomik gerekçe yoktur. Bunları Türkiye atlatabilecek bir güce sahiptir. Burada bazılarının ortaya çıkan bu olağan dışı gelişmeyi fırsat bilerek sokakları hareketlendirmeye çalışması gerçekten doğru bir şey değildir. Biz bu anlamda muhalefetin legal meşru mitinglerle hükümete karşı görüşlerini dile getirmesinin demokrasinin bir gereği olduğuna tabii ki inanırız. Ama buradan bir kere daha söylemek isterim ki sokakları illegal bazı unsurların gösteri alanı haline getirilmesine başta muhalefet de müsaade etmemelidir. Bu anlamda Türkiye bu süreci aşacak. Aşmanın yolu teenniyle, aklı selimle, sabırla bu süreci geçebilmektir. Ben bu nihayetinde dövizdeki aşırı oynaklık belli bir noktaya geldi. Şimdi daha da aşağı doğru gidecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Daha da önemlisi, oynaklık da ortadan kalkarak milletimiz inşallah önünü görebilir bir noktaya çok kısa bir süre içerisinde gelecektir. Tabii ki bu süreçlerde vatandaşımızın alım gücünde bazı değişmeler oldu. Olumsuz anlamda değişmeler oldu. Kısa vadede de bunu ortadan kaldıracak. Başta hemen önümüzdeki ayın başında uygulamaya girecek olan asgari ücretin tespiti meselesi olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi için madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor, onların alım gücünü ileriye yukarıya çıkaracak düzenlemeleri yapmakla yükümlüyüz. Ümit ediyorum ki asgari ücretle bütün vatandaşlarımızın tamam hakkaniyete uygun bir şey oldu diyebileceği noktada tespit edilecek. Ayrıca dar gelirli insanlara, kesimlere şimdiye kadar olduğu gibi pandemi süresince bundan sonraki süreçlerde de destekler verilecek ve bu zor zamanı atlatacağız. Başkan hoş geldin. Ben burada karşılaşıyorum. Evet. Sayın Bakan, merhaba. 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 Merhaba.
Bunlar tamam işte şu anda restoranda sizde olduğu gibi binayı başlatmamış yapmıştık. Şimdi otopark var, mekanizma var. Dikmek istiyoruz şu anda. Sonra yaptığımız için bu cami vardı, onu da yer aldık. Bunları kaldırdık. 3 başından 142 otopark. Şey yaptık. Hatun otopark yapıyoruz. Biraz hava altı çok sıkışık burası. Çok şey, buralar bir işlerse, bakar geçerse bir görev. Geç geç geç. Eyvallah, eyvallah. Biz de Samsunluları severiz. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.